12. Baba ve Oğul Monsieur Nortier, içeri giren gerçekten de oydu, kapıyı kapayana kadar gözünü uşaktan ayırmadı. Ardından bekleme odasından kendilerini dinleyeceğinden endişelenerek kapıyı yeniden açtı. Bu önlem gereksiz değildi ve Üstad Germain'in hızlı uzaklaşması, onun ilk atalarımızın işlediği günahtan muaf olmadığını kanıtlıyordu. Bunun üzerine bekleme odasının kapısını kendisi kapayan Monsieur Nortier, geri dönüp Yatak odasının da kapısını sürgüledi ve tüm bu hareketlerini hala içinden sıyrılamadığı bir şaşkınlıkla izleyen Wilford'a elini uzattı. Bak sen şu işe. Sevgili Gerard, buraya gelmeme pek sevinmiş görünmüyorsun. Öyle mi? dedi tasviri zor bir gülümsemeyle. Sevindim baba, dedi Wilford. Hatta çok sevindim ama beni ziyaret edeceğinizi hiç ummadığım için biraz şaşırdım. Ama sevgili dostum diye karşılık verdi Monsieur Nortier sandalyeye otururken. Sanırım benim de sizin için aynı şeyi söylemem gerek. Bana 28 Şubat'ta Marsilya'da nişanlanacağınızı bildiriyorsunuz ve 5 Mart'ta Paris'tesiniz. Evet baba, dedi Gerard. Monsieur Nortier'e yaklaşarak. Bana sitem etmeyin. Buraya sizin için geldim ve bu yolculuk belki de sizin hayatınızı kurtaracak. Ah, gerçekten mi? dedi oturduğu koltuğa umursamaz bir ifadeyle yayılan Monsieur Nortier. Gerçekten mi? Sayın savcı anlatsanıza ilginç bir hikaye olmalı. Baba, Sancak Caddesi'ndeki Bonapartçı kulübün varlığından haberdar mısınız? 53 numara mı? Evet, başkanın yardımcısıyım. Baba, soğukkanlılığınız içimi ürpertiyor. Ne yapmamı bekliyorsun sevgili oğlum? Montanyarlar tarafından sürgüne gönderilince, Paris'ten bir saman arabasının içinde çıkınca, Borde fundalıklarında Robespierre'in hafiyeleri tarafından kovalanınca İnsan ister istemez zorluklara alışıyor. Devam et, Sancak Caddesi'ndeki o kulüpte neler olmuş? General Koesnel oraya çağrılmış ve akşam 9'da evinden çıktıktan sonra ertesi gün cesedi Sayın Nehri'nde bulunmuş. Bu güzel hikayeyi size kim anlattı? Bizzat kralın kendisi Mösyö. O zaman ben de sizin hikayenize sizi yeni bir gelişmeden haberdar ederek karşılık vereceğim. Baba, sanırım bana ne söyleyeceğinizi biliyorum. Ah, imparator Hazretlerinin karaya çıktığını biliyor musunuz? Yalvarırım, önce kendiniz, sonra da benim için sessiz olun. Evet, bundan haberim var. Hatta sizden fazlasını biliyorum. Çünkü üç gündür beynimi alev alev yakan bir düşünceyi, 200 fersah öteye aktaramamamın öfkesiyle Marsilya'dan Paris'e kadar yolculuk ettim. Üç gündür mü? Aklınızı mı kaçırdınız? İmparator üç gün önce yola çıkmamıştı. Önemli değil, planını biliyordum. Bunu nereden öğrendiniz? Elba adasından size gönderilen bir mektup sayesinde. Bana mı gönderilmiş? Evet, size. Mektubu bir habercinin üzerinde yakaladım. Baba, bu mektup bir başkasının eline geçseydi şu anda belki de kurşuna diziliyordunuz. Wilford'un babası gülmeye başladı. Hadi canım, dedi. Sanırım restorasyon imparatorluktan işleri daha hızlı yoluna koymayı öğrenmiş. Kurşuna dizilmek. Sevgili oğlum, çok acele ediyorsunuz. Ya mektup nerede? Sizi onun elden ele dolaşmasından korkacağınızı bilecek kadar iyi tanıyorum. Bir parçasının bile geride kalması beni korkuttu. Onu yaktım. Çünkü o mektup sizin mahkum edilmenize sebep olacaktı. Ve sizin de geleceğiniz mahvolacaktı, diye karşılık verdi Northier soğuk bir ifadeyle. Evet, şimdi durumu anladım. Ama beni koruduğunuza göre korkmama gerek yok. Bundan fazlasını yapıyorum, Monsieur. Hayatınızı kurtarıyorum. Vay canına. İşler giderek dramatik bir hal alıyor. Açıklayın. Mösyö, Sancak Caddesi'ndeki o kulüpten söz ediyordum. Öyle görünüyor ki sayın polis bu kulüple çok ilgileniyor. Neden daha iyi araştırmadılar? Meseleyi çözerlerdi. Çözemediler ama iz üzerindeler. Bunun kutsal bir değiş olduğunu iyi bilirim. Polis failleri bulamadığında iz üzerinde olduğunu söyler ve yönetim de başını öne eğip izi kaybettiklerini söyleyene kadar sakince bekler. Evet ama bir ceset bulundu. General öldürüldü ve dünyanın her yerinde buna bir cinayet denir. Cinayet mi dediniz? Generalin bir cinayete kurban gittiğini kanıtlayan hiçbir şey yok. Seyin de her günü umutsuzluğa kapılıp kendini nehre atan, yüzme bilmediği için boğulan insanlar bulunur. Baba, generalin umutsuzluğa kapılıp kendini nehre atmadığını ve Ocak ayında Seyinde yüzülmediğini çok iyi biliyorsunuz. Hayır, hayır, fazla uzatmayın. Bu ölüm hak ettiği şekilde bir cinayet olarak nitelendirildi. Bunu kim söylüyor? Bizzat kralın kendisi. Kral, onun siyasette cinayete yer olmadığını anlayacak kadar bilgi olduğunu sanıyordum. Sizin de bildiğiniz gibi sevgili oğlum, siyasette insanlar değil, düşünceler, duygular değil, çıkarlar söz konusudur. Siyasette bir insan öldürülmez, bir engel ortadan kaldırılır. Hepsi bu. Olayların nasıl geliştiğini bilmek ister misiniz? Bunu size anlatacağım.'' Bize el Adası'ndan tavsiye edildiği için General Quesnel'e güvenilebileceği sanılıyordu. İçimizden biri evine gidip onu Senjak Caddesi'ne dostlarıyla bir araya geleceği bir toplantıya davet etti. Oraya geldi ve ona Elba Adası'ndan yola çıkış öngörülen karaya çıkışı da dahil olmak üzere tüm planlar açıklandı. Ardından her şeyi dinleyip öğreneceği başka bir şey kalmadığında bize kralcı olduğunu söyledi. Bunun üzerine herkes birbirine baktı. Ona yemin ettirildi ama yeminini ederken Tanrı ile alay edercesine kötü niyetle davrandı. Bunlara rağmen generalin kulüpten özgürce çıkmasına izin verildi. Evine dönmediyse ne yapılmasını bekliyorsunuz sevgili oğlum? Kulüpten çıktı, yolunu şaşırmış olmalı. Hepsi bu. Cinayet, kraliyet savcı yardımcısı olarak suçlamanızı böyle kanıtlara dayandırmakla beni gerçekten şaşırtıyorsunuz Wilford. Siz kral hizmetinde görevinizi yaparken ve benim dostlarımdan birinin kellesini uçururken ben size hiç oğlum bir cinayet işlediniz dedim mi? Hayır, size sadece çok güzel Mösyö, mücadele ederek zafer kazandınız. Yarın bunun öcü alınacak dedim. Ama baba dikkatli olun alınacak bu öç çok korkunç olacak. Ne demek istediğinizi anlamıyorum. Zorbanın dönmesine mi güveniyorsunuz? Elbette Yanılıyorsunuz baba, Fransa'ya girdiğinde daha 10 fersah yol kat edemeden takip edilecek. Yırtıcı bir hayvan gibi yakalanacak. Sevgili dostum, imparator şu anda Grenoble yolunda, ayın 10'unda ya da 12'sinde Lyon'da, 20'si ya da 25'inde Paris'te olacak. Halk ayaklanacak. Önünden gitmek için. Yanında sadece birkaç kişi var, ona karşı ordular yollanacak. Başkente kadar kendisine eşlik etmek için. Gerçekten de sevgili Gerard, siz hala çocuksunuz. Bir telgraf sayesinde karaya çıkışından 3 gün sonra Zorba'nın yanındaki birkaç kişiyle Kennes'ta karaya çıktığını ve takip edildiğini haber aldığınız için elinizde yeterince bilgi olduğunu sanıyorsunuz. Ama nerede olduğu, ne yaptığı konusunda hiçbir fikriniz yok. Takip ediliyor. Bildiğiniz tek şey bu. Evet, onu Paris'e kadar tek bir kurşun sıkılmadan takip edecekler. Grenoble ve Lyon krala ona karşı aşılmaz bir barikat oluşturacak kadar bağlı şehirlerdir. Grenoble ona coşkuyla kapılarını açacak. Lyon'un bütün sakinleri önünden gidecek. Elimizde sizin kadar bilgi olduğu ve bizim polisimizin sizinkinden daha iyi çalıştığı konusunda bana inanın. Bir kanıt ister misiniz? Bu yolculuğumuzu benden gizlemek istiyordunuz. Yine de buraya geldiğinizi siz kapıyı geçtikten yarım saat sonra öğrendim. Gideceğiniz yeri arabacınızdan başka kimseye söylemediniz ama ben bunu biliyordum. Bunun kanıtı da tam yemeğe otururken sizin yanınıza gelmem. Çıngırağı çalın ve sofraya bir tabak daha koymalarını isteyin. Akşam yemeğini birlikte yiyeceğiz. Gerçekten de diye yanıtladı babasına şaşkınlıkla bakan Wilford. Gerçekten de iyi istihbarat toplamış gibi görünüyorsunuz. Tanrım bunun açıklaması çok basit. İktidarı elinde tutan sizlerin elinde sadece paranın sağladığı olanaklar var. Oysa iktidarı hedefleyen bizlerin elinde bağlılığın araçları var. Bağlılık mı? dedi Wilford gülümseyerek. Evet, bağlılık, umut eden tutku, onurlu sözcüklerle böyle ifade ediliyor. Ve Wilford'un babası, oğlunun çağırmadığı uşağa haber vermek için elini çıngırağın ipine uzattığında, Wilford onun kolunu tuttu. Bekleyin baba, bir diyeceğim daha var. Söyleyin. Kralın polisi iyi çalışmıyorsa da korkunç bir şey biliyor. Neymiş? General Kuesnel'in ortadan kaybolduğu gün evine gelen kişinin eşkalini. Ah, becerikli polis teşkilatı bunu biliyor mu? Peki bu eşkali nasıl tarif ediyorlar? Esmer tenli, saçı, favorileri, gözleri siyah. Üzerinde çenesine kadar düğmelenmiş mavi bir redingot. Yakasında askerlere verilen Legion de Honor nişanı var geniş kenarlı bir şapka takıyor ve hasır otundan bir baston taşıyor. Ah, polis bunu biliyor mu? O zaman neden bu adamı yakalamıyor? Çünkü dün ya da evvelsi gün Koheron Caddesi'nin köşesinde izini kaybettirmiş. Polisinizin ahmak olduğunu söylemekte haklıymışım. Evet ama onu her an yakalayabilirler. Evet, dedi umursamadan etrafına bakan Northier. Evet, o adam bu durumdan haberdar değildi ama şimdi haberdar oldu ve yüzünü, görünüşünü, giysilerini değiştirecek, dedi gülümseyerek. Bu sözlerin ardından ayağa kalkıp redingotunu ve kravatını çıkarttı. Oğlunun tıraş malzemelerinin hazır durduğu masaya doğru yürüdü. Bir ustura alıp yüzünü sabunladı ve birkaç ustalıkla el hareketiyle polisin eline önemli bir kanıt sunan tehlikeli favorilerini kesti. Wilford hayranlıkla karışık bir korkuyla onu izliyordu. Northier favorilerini kestikten sonra saçlarını farklı bir şekilde taradı. Siyah kravatının yerine açık bir bavulun üstünde duran renkli bir kravat taktı. Mavi ve düğmeli redingotunun yerine sırtına Wilford'un kestane rengi ve geniş yakalı redingotunu geçirdi. Aynanın önünde genç adamın kenarları kıvrık şapkasını denedi. Kendisine yakıştığını görünce sevindi ve bastonu şöminenin kenarında bırakarak Zarif savcı yardımcısının temel niteliklerinden biri olan özgürce yürüyüşünü borçlu olduğu bambu değneği havada salladı. Söylesene, dedi, görüntüsünü böyle değiştirdikten sonra fallamış halde kendisine bakan oğluna. Polisin artık beni tanıyabileceğini sanıyor musun? Hayır, baba, diye geveledi Wilford. En azından tanımayacağını umarım. Şimdi sevgili Gerard, bıraktığın bütün giysileri temkinle ortadan kaldıracağın konusunda sana güveniyorum. İçiniz rahat olsun baba. Evet evet sanırım haklısın ve hayatımı kurtarmış olabilirsin ama canını sıkma yakında bu yardımının karşılığını ödeyeceğim. Wilford başını iki yana salladı. Bana inanmadın mı? En azından yanıldığını umuyorum. Kralı tekrar görecek misin? Belki. Onun gözüne bir kahin olarak görünmek ister misin? Felaketi haber veren kahinler sarayda itibar görmezler baba. Evet, ama günün birinde itibarları iade edilir. İkinci bir restorasyon yaşanacağını düşün. O zaman önemli bir kişi konumuna yükseleceksin. Peki krala ne söylemem gerek? Ona şunları söyle. Majesteleri, Fransa'nın düzeni, şehirlerin düşünsel eğilimleri, ordunun içinde bulunduğu ruh hali konusunda sizi yanlış bilgilendiriyorlar. Paris'te Korsika canavarı olarak adlandırdığınız, Niver's'ta hala zorba olarak anılan kişiye Lyon'da şimdiden Bonaparte, Ceranoble'da ise İmparator diye hitap ediliyor. Onun kaçtığını, izinin sürüldüğünü sanıyorsunuz. O taşıdığı kartal gibi hızla ilerliyor. Açlıktan öldüklerini, yorgunluktan tükendiklerini, safları boşaltmaya hazır olduklarını düşündüğünüz askerler, yuvarlanan bir çığın etrafında toplanan kar atomları gibi çoğalıyorlar. Majesteleri, gidin, Fransa'yı gerçek sahibine, onu satın almayı fetheden kişiye teslim edin. Majesteleri, hasmınız merhamet gösterecek kadar güçlü olduğu için hayatınızın tehlikede olduğunu düşünmeden ama Saint Louis'in torununun hayatını, Arkol'un, Marengo'nun ve Astarlitz'in kahramanına borçlu olmasının yaratacağı aşağılayıcı durumu dikkate alarak gidin. Ona bunları söyle Gerard ya da en iyisi ona hiçbir şey söyleme. Yolculuğundan kimseye söz etme. Paris'e gelip bu yaptığınla övünme. Arabana bin, buraya nasıl dört nala geldiysen Kanatlanarak geri dön. Marsilya'ya gece saatlerinde dön. Evine arka kapıdan gir ve orada uysal, mütevazi, dikkat çekmeyen, özellikle de kendi halinde bir yaşam sür. Çünkü bu kez yemin ederim ki tanıdığımız düşmanlara karşı çok acımasız davranacağız. Hadi oğlum, hadi sevgili Gerard. Gidin ve babanızın öğütlerine itaat etmenizi. Ya da böyle söylemesi sizin için daha hoşsa, bir dostun tavsiyelerine saygı göstermenizi dikkate alarak sizi görevinizden almayacağız. Bu durum, siyasi terazi bir gün benim değil, sizin tarafınıza doğru ağır basarsa hayatımı ikinci kez kurtarmanızın bir aracı olarak. Hoşçakalın sevgili Gerard. Bir dahaki yolculuğunuzda benim evime gelin. Ve Northier bu sözlerin ardından bu zorunlu sohbet boyunca bir an bile kaybetmediği sükunetiyle dışarı çıktı. Yüzü solan ve eli ayağına dolaşan Wilford pencereye koşup perdeyi hafifçe araladı. Ve babasının sokakların köşesinde ve sınır taşlarının kenarında pusuya yatmış olan, belki de orada siyah favorili, mavi redingotlu, geniş şapkalı adamı yakalamak için bekleyen ve yüzlerinden alçaklık akan iki üç adamın arasından sakin ve soğukkanlı bir ifadeyle geçtiğini gördü. Wilford, babası basik kavşağında gözden kaybolana kadar ayakta ve soluk soluğa kalmış bir halde bekledi. Ardından bıraktığı giysilere ve eşyalara yöneldi. Siyah kravatı ve mavi redingotu bavulun en dibine yerleştirdi. Şapkayı büküp bir dolabın altına koydu. Bastonu üç parça halinde kırıp ateşe attı. Bir yolculuk kasketi taktı. Uşağını çağırdı. Kendisine yöneltmek istediği onlarca soruyu bir bakışı ile engelledi. Hesabını ödedi. Atları koşulmuş hazır bekleyen arabasına atladı. Lyon'da Bonaparte'ın Cherenoble'a girdiğini öğrendi ve yol boyunca süren bir huzursuzluğun ortasında ihtiraslarla ve ilk itibara kavuşmalarla birlikte yüreğe yerleşen endişeli kendinden geçişlerin pençesinde Marsilya'ya vardı.